Sonunda şükürler olsun sonunda 15 yıldır yapamadınız, bilgisayarı çıkartamadınız, erteleyip erteleyip durdunuz, oyunu mobilde çıkarttınız. Bravo. Acaba mobilde çıkarmak için bu kadar beklettiler bize? Uzun lafın kısası Cyberpunk 2077 mobil cihazlarda oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bunu daha dün bahsettiler ve ben bugün indirdim bu oyunu. Lafı gevelemeyi sevmeyen birisi o zaman oyunu oynanış videosuna geçmeden önce mobil oyunu hakkında kısa bir şekilde bilgi verin sizlere. Oyunda hatalar var mı? Evet var, çünkü oyun 15 GB. Eğer cihazında yeterli bir yer yoksa hiçbir şekilde indirip kuramıyorsunuz. Tam bu hata değil. Benim 32 GB'ım 64 olan 128'im var diyorsanız oyunu indirebilirsiniz. Buraya kadar basit zaten. Oyunu indirip kurmaktan sonrasında ayrı bir sıkıntı var ama o sıkıntı denilecek bir şey değil. Çünkü data dosyalarını kurmak her oyunda olması gereken bir şey. Buraya kadar da hallettiğinizi düşünüyorum ve diğer aşamaya geçiyoruz. Oynanış kısmında size biraz sıkıntı çıkartabilir. Çünkü oyunun kontrolüne tam küfür etmeyeceğim ama gerçekten çok zor. Oyun tamı tamına 15.99 GB. Ya 16 yapsaydınız bu şey gibi değil mi? Marketlerde görüyorsun 15.99'a satılıyor. Pardon, o 14.99 ama konumuz market değil, çünkü marketteki fiyatı da kaç lira biliyor musunuz? Tahmin edin, yorumlara yazın. Play Store'da ücret rekoru kırdı. Tamı tamına 600 dolar. Gidiyorsunuz siz 600 dolara bu oyunu veriyorsunuz sadece mobilde oynamak için. Play Store'da bu, App Store'da daha fiyatını bilmiyorum. Oyunumuzun 600 lira olduğunu göz önüne bulundurarak buna göre yorumlamak istiyorum. En başta dikkatimi çeken şeylerden birisi kontrol hassasiyeti berbat ötesi. Bilmiyorum, belki ben kontrolleri düzgün oynayamıyorum. Başkası için çok daha güzeldir. Diğer başkası için mükemmeldir. Ama sadece buna göre yorumlamak istemiyorum. Oyunun grafikleri mükemmel, olağanüstü. Ve şu an niye böyle izliyorsunuz diye soracak olursanız, yani siz soruyorsunuz bunu niye böyle izliyoruz diye, yanlış oldu. Oyun arkadaşlar ekran görüntüsü almaya müsait değil. Eğer siz mobil olarak yayıncıysanız veya videolar falan çekmeyi düşünüyorsanız, ki düşünmeyin. Ben Oppo'nun en üst mobil telefonla konuşamadım bile şu an. Çünkü oyun o kadar güzel ki karşımda şu an öttürüyor. En üst modeline karşı oynamaya çalışsam bile oynarken sıkıntı yok. Ekran videosu alırken sıkıntı var. Ne benim sesimi alıyor, ne facecam'imi alıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Oyun kasıyor. Ama siz oyunu ekran videosu almıyorlar. Yani normal bir şekilde oynuyorsanız hiçbir sıkıntısız oynayabiliyorsunuz. Oyunda değişik değişik varyasyonlu mutasyonlar, robotlar falan var. Ve oyun Türkçe dil seçeneği değil. Bununla baştan belirttim. Şaka lan, oyun daha çıkmadı.